Tamam başsavcım. Ben yarın hakim beyle konuşup teknik takip için başvuru yapacağım. Bilgilendiririm sizi de. Size de iyi geceler. Ne bu? Nohut pilav. Tamirci usulü. Ne için? Saçına sürersin. Dökülmeleri iyi geliyormuş. Stand-up yapmaya mı geldin? Hayır, bugün seni restoranda bırakmak zorunda kaldım. Gönül almaya geldin yani. Yani. İyi, tamam, geç o zaman. Sami abi, Yavuz savcıya geldi. Derya'ya. Yapma ya. Bak sen şu işe. İzle izle. Ama dikkat et, seni yormasınlar. Fotoğraflayabilirsen de çok iyi olur. O işi çoktan hallettim abi. Gönderiyorum sana. Tamam. Derya, bugün için gerçekten kusura bakma. Yani birden öyle kalkıp gitmem hiç hoş olmadı. Önemli değil. Zaten ben saçma bir şekilde ısrar ettim. Benim hatam. Tamirci halim böyle yoğunsa asker halini merak ediyorum. Bizimkilerin halini görüyorsun işte. Geceleri gündüzleri yok. Hayatımız öyle geçti. Hafız vardı mesela. Çocuğu olduğunda sınır ötesindeydik. Ben bir sürü doğum günümü operasyonda geçirdim. Erdem komutanın Nazlı'nın lise mezuniyetine gidemedi. Benim de farklı değildi aslında. Benim ilk görev yerim de odaydı. Savcı yardımcısıydım. Gece 3'te bir telefon gelir. Hop, binersin arabaya. Yola çıkarsın. Bir metre kar. Kalırsın orada, gidemezsin. Niye yapıyorsun bu işi? Ülkemi seviyorum. Adaletin yerini bulmasını seviyorum. Birilerini ezdiğini, mağdur ettiğini görmek beni çocukluğumdan beri deli eder. Tam bir süper kahramansın yani. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı, savcı Derya. Benim özel güçlerim yok. Ama ben hukukun üstünlüğüne ve adalete inanıyorum. Benim var özel güçlerim. Ama her süper kahraman gibi yalnız ve mutsuzum. Yalnız falan değilsin. Ben varım. Bak. Buradasın. Şuranda bir şey kalmış. Şurada. Geç de. Sen ne diyecektin bugün? Ben sana kitap imzalattım ya. O senin yazını karşılaştırmak için küçük bir numaraydı. Ne? Nasıl yani? Ben bir suç mahallindeydim ve bir not buldum. Senin olduğunu düşündüm. Neden? Çünkü kendi halinde bir tamirci olduğuna bir türlü inanamıyorum yani. İkna olamıyorum. Derya, bu iş çok uzadı. Ya bana güven ya da şu kapıdan çıkayım, bir daha da girmeyeyim. Ben sana güvenmek için elimden geleni yapıyorum Yavuz ama Başım beladan kurtulmuyor ki. 5 yaşımdan beri böyleyim. Ölene kadar da böyle olacak. Sana güveneyim mi yani? Evet. Yani hayır. Bilmiyorum, sen bilirsin. Ben güveneceğim. Ama beni hayal kırıklığına uğratırsan başım belaya girer. Anlaştık. Lan, bunlar işi pişirdi mi çoktan? Savcı mı var, ne var bunun arkasında ya? Önünde sonunda kim olduğunu çözeceğim Yavuz. Var sende bir çapan oğlu ama çözeceğiz, sonunda çözeceğiz. Ben kalkayım artık. Otursana ya. Tabii acil bir işin yoksa. Motor yağını değiştirmek gibi falan. Ha ha ha. Film izleyelim mi? Aksiyonlu bir şeyse olur. Doymadın aksiyona be adam. Aşk filmi var uygunsa. Konusu ne? Aşk. Bir kadın, bir erkek birbirlerine aşık oluyorlar. Hadi ya. Çok enteresanmış, merak ettim. Silahların patlamadığı bir filmi niye çekerler ki? Gerçekten ilginç bir konusu var ama. Gerçekten. Mısır patlatayım mı? Yemem. Yersin, yiyeceksin. Mısır yenmezse film izlenmez. Sen geç otur, ben geliyorum hemen.